Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresi 127-134. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'le beraber Kabe'yi yapması ve ardından dua etmeleri ve benzeri meseleleri bize bildiriyor. Şöyle ki, وَاِذْ يَرْفَوُ İbrahim الْقَوَائِدْ مِنَ الْبَيْتِ İbrahim, Beytullah'ın, Kabe'nin temeli üzerinde yükseltiyordu, bina ediyordu. Ve İsmail ve İsmail'de. Rabbena tekabbel minna. Ve onlar şöyle diyorlardı. Ey Rabbimiz bizden kabul et. İnneke entes semi'ul alim. Şüphesiz ki sen işitensin ve bilensin. Duamızı işiten ve niyetlerimizi, durumlarımızı bilensin. Allah-u Teala burada mazide meydana gelen bir olayı bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de Kabe'nin ilk mabet olduğu nazara verilir. Bunu ilk defa yapan Hazreti Adem veya ayetin zahirine göre Hazreti İbrahim. Eğer Hazreti Adem ilk defa yapmışsa aynı temel üzerine Hazreti İbrahim bunu yeniden bina ediyor. İşte bunu yaparken oğlu İsmail'le beraber yapıyorlar ve aynı zamanda şöyle dua ediyorlar. Rabbena tekabbel minna. Ey Rabbimiz bunu bizden kabul et. Bu gerçekten çok önemli bir durum. Yani duanın kabul edilmesi, yaptığımız amelin kabul edilmesi. Sadece mabet yapmak yeterli değil, indi ilahi de bunun makbul olması son derece önemli olan bir durum. İşte Hazreti İbrahim ve İsmail bu noktada Cenab-ı Hakk'a dua ediyorlar ve dualarında bunu bizden kabul et. Şüphesiz sen işitensin ve bilensin diyorlar. Rabbena ey Rabbimiz ve cealna müslimeyni lek. Bizi sana teslim olan iki kimse kıl. Sana teslim olan, sana boyun eğen, emirlerini yerine getiren iki kimse kıl. Ve min zürriyetine ümmeten müslimeten lek. Ve bizim neslimizden de Müslim, sana teslim olmuş bir nesil nasibi müyesser eyle. Bu da yine gayet güzel bir dua. Nesillerimiz için dua etmek, onların da Allah'a boyun eğen, teslim olan kimseler olmasını Cenab-ı Hak'tan istemek. Ve erina menasikena ve menasikimizi, hacla alakalı, ibadetle alakalı meseleleri bize göster. Ve tub aleyna ve bizim tevbemizi kabul et. İnneke entet tevvabur rahim. Şüphesiz ki sen tevvapsın, rahimsin. Yani tevbeleri kabul eden ve son derece merhamet sahibi olansın. Burada menasik ifadesi genelde ibadetler anlamı verilir. Özellikle de hacla alakalı ibadetlere menasik deniyor. Haccın menasiki denilir. İşte tavaftır, şeytan taşlamaktır, sa'i etmektir gibi bu gibi şeylere menasik deniliyor. Rabbena ey Rabbimiz ve ba'at fihim rasulen minhum onların içinden yani nesillerimizden bir peygamber gönder. Yetlu aleyhim ayatik ayetlerini onlara tilavet etsin, okusun ve yuallimuhumul kitabe vel hikme kitabı ve hikmeti onlara talim etsin, öğretsin ve yüzekkihim ve onları tertemiz kılsın, nefislerini arındırsın. İnneke entel azizül hakim, şüphesiz ki sen azizsin, hakimsin. Değerli izleyenlerim, burada İbrahim Aleyhisselam'ın Peygamberimizle alakalı duasını görmekteyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş, ben annemin rüyasıyım, Hazreti İsa'nın müjdesiyim ve Hazreti İbrahim'in de duasıyım. Annesi rüyasında görüyor ve Peygamberimizin daha böyle çocukluğunda 6 yaşındayken annesi malum vefat etti. Vefatından önce oğluna diyor ki oğlum eğer rüyalarımda gördüklerim doğruysa sen insanlığı kurtaracak kimse olacaksın. Demek ki Peygamberimizin annesine Peygamberimizin yapacakları, makamı, önemi gösterilmiş. Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın Peygamberimizden İsmen haber verdiği Saf suresinde geçiyor ve İsa Aleyhisselam diyor ki ben benden önce gelen Tevrat'ın tasdikçisiyim. Benden sonra gelecek
ismi Ahmet olan bir peygamberin de müjdecisiyim. Öte yandan Hazreti İbrahim'in duası olması bu ayette gördüğümüz durum. İbrahim Aleyhisselam doğrudan doğruya o nesilden bir peygamberin gönderilmesine, bu peygamberin onlara kitabı hikmeti öğretmesine, nefislerini kötülüklerden arındırmasını, tezkiye etmesini Cenab-ı Hak'tan talep ediyor ve duası kabul olmuştur. Oğlu İsmail neslinden gelen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlığı kurtaran kimse olmuştur. Burada dikkatimizi çeken hususlardan bir başkası, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in dua ederken Allah'ın isimleriyle dua etmeleri. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirir. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı vardır. En güzel isimler O'nundur. Bu isimlerle O'na dua edin. İşte burada اَسْسَمِعُ الْعَلِيمُ Yani Allah her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir. اَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ Tevbeleri kabul edendir, merhamet edendir. اَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ İzzet, azamet sahibidir, hikmet sahibidir. Burada Cenab-ı Hakk'ın 6 ismi zikredildi. Demek ki dua ederken duamıza uygun bir şekilde diyelim tevbe ediyorsak Ya Rabbi sen tevvapsın, tövbeleri kabul edensin. Diyelim ayıplarımızın setrini istiyorsak Ya Rabbi sen ayıpları örtensin, settarul uyupsun, günahlarımızı işte bağışla, günahlarımızı ört. Bu anlamda Cenab-ı Hakk'a isimleriyle dua etmek gerekiyor. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمِ İbrahim'in milletinden yani dininden kim yüz çevirir? اِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهِ Nefsi sefih olandan başka. Yani akılsız, kıt akıllı olan kimseler dışında İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Yani Hazreti İbrahim'in dininden yüz çevirmek akıllılık değil. En güzel bir dinle gelmiş. Dolayısıyla ancak aklı ermeyenler, aklını kullanmayanlar onun dininden yüz çevirirler. وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا Biz onu dünyadayken seçmiştik. Allah-u Teala bir kısım insanların, hanedanların seçildiğini ifade ediyor. Bu meyanda Hazreti İbrahim'in de seçildiği ortada. Burada da zaten وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا Biz onu dünyada seçmiştik. Cenab-ı Hak böyle bildiriyor. Demek ki gayet seçkin bir şekilde diğerlerinden farklı. وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Ve o ahirette de salihlerden. Yani dünyada da gayet itibarlı, seçkin. Diğer alemde de salihlerden. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i bu şekilde ifade ediyor. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ Rabbi ona şöyle demişti. Allah'a teslim ol. قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ O da dedi ki, ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Buradaki eslim, teslim olmak manasında İbrahim Aleyhisselam Allah'a teslim olan bir kul. Hani bu konuda şöyle misal verilir. Nasıl ki vefat etmiş olan bir kimse, bütünüyle kendini yıkayan kimseye, gassal denilen yıkayan kimseye teslim etmiştir. Onun gibi Allah yolunda olan kimselere de Allah'a tam bir teslimiyet yaraşır. Yani Cenab-ı Hak hakimdir, rahimdir. Dolayısıyla Allah-u Teala elbette kullarına hikmetle, rahmetle muamele eder. Böyle olunca bir insanın Cenab-ı Hak'a tam bir teslimiyet içerisinde olması esastır. وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِيمُ بَن۪يهِ وَيَعْقُوبُ Hem Hazreti İbrahim hem de Hazreti Yakup oğullarına bu dini vasiyet etti. Yani Allah'ın dini üzere olmak, bu şekilde bir durumu Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Yakub'un oğullarına tavsiye ettiğini haber veriyor ve bildiriyor. Ya beniyye ve onlar dediler ki oğullarım innallâhe estafâ lekumud din. Yani Allah sizi bu dine seçti. Sizin için böyle bir dini tercih etti. فَلَا تَمُوتُنَّ Sakın ölmeyin اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslimler olarak Hakk'a teslim olmuş, Hakk'a boyun eğmiş kimseler olarak o şekilde vefat edin. Değerli izleyenlerim, gerçekten ölüm artık şu dünyadan ayrılma olayı oluyor. İnsan bir defa ölüyor ve
ölüm hayatın genel bir değerlendirmesi gibi. Çünkü ölümle insanın son anı belli oluyor. İmanlı gidip gitmediği belli oluyor. Genel bir muhasebe gibi. Bu açıdan son anımızda imanlı bir şekilde bu dünyadan gitmek son derece önemli. Akibet müttakilerindir. Kur'an-ı Kerim böyle ifade eder. Ömür boyu takva üzere yaşayan bir insan sonunda imanlı olarak da bu dünyadan Allah'ın izniyle gider. Ancak büyük zatlar son anda şeytana mağlup olmaktan Allah'a sığınmışlar. Şunun gibi, diyelim İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktık. Özel arabamızla gidiyoruz. 5 saat boyunca gayet düzgün yol aldık. Ankara'ya 1 kilometre kala Allah korusun bir kaza yapacak olursak hedefe varamamış oluruz. Bir şarampole yuvarlanırsak veya başka feci bir durum olursa orada hedefe varılmamış olur. Hedefe bayağı yaklaşmışızdır ama hedefe varılmamış olur. Onun gibi bir insan hayatı boyunca İslam üzere yaşamaya gayret edebilir ama yine de garantide değildir. Son an nasıl olacak bilemiyoruz. Bundan dolayı büyük zatlar son anları için daima Allah-u Teala'ya yalvarmışlar. Aman ya Rabbi bizi imanla bu dünyadan gönder. Rabbena la tuhricna mined dünya illa ma'aş şehadeti vel iman. Allah'ım ancak şehit olarak ve imanla bizi bu dünyadan çıkar. Bu manada dua etmişler ve etmek de lazım. Em kuntum şuhada'e, yoksa siz şahitler mi idiniz? İz hadara Yakub el mevt, Yakub'a ölüm geldiğinde yoksa siz şahitler miydiniz? İz gâle li benîhi, oğullarına şöyle demişti. Mâ tâbudûne min bâdi, benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Gâlu, onlar dediler ki, nâbudu ilâheke, biz senin ilahına ibadet edeceğiz. Ve ilâhe âbâike, ve senin ecdadının ilahına, İbrahim ve İsmail ve İshak, senin ecdadın olan İbrahim, İsmail, İshak'ın dinine tabi olacağız. İlahem vahide, ve onların hepsinin ibadet etmiş olduğu tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Ve nahnu lehu muslimun, ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Bununla alakalı şöyle bir sebeb-i nüzul nazara veriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bazı Yahudiler Peygamberimize şunu söylemişler. Demişler ki, Hazreti Yakup vefat ederken aman ha Yahudilikten ayrılmayın diye bunu bildirdi. Onlar tabi böyle deyince gelen ayet-i kerime, yoksa diyor siz bu konuda şahit miydiniz? Yakup'a ölüm geldiğinde o neler söyledi evlatlarına, orada mıydınız? Elbette orada değillerdi. Bu gaybi bir olaydır. Dolayısıyla onların bunu bilebilmesi mümkün değil. Ama Allah-u Teala bilir. Çünkü Allah-u Teala her şeyi kuşatan bir ilmi vardır. Sonsuz bir ilmi vardır. Ve Allah'ın mülkünde cereyan eden şeyler elbette Allah'tan uzak değildir. Onun ilminden hariç değildir. Kur'an-ı Kerim genel bir ifadeyle her şeyin Allah'ın ilmiyle meydana geldiğini bize anlatıyor. Ve bildiriyor ki وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Yani bir yaprak bile Allah'ın ilmi dışında yere düşmez. Böyle olunca nasıl ki bir yaprak Allah'ın ilmi dışında yere düşmüyorsa, Hazreti Yakup da son anında vefat ederken evlatlarına neler dedi, elbette Allah bunu da biliyor. Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor. Onlara soruyor, benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Onlar da diyorlar ki, senin ilahına, senin ecdadın olan senin ecdadın olan İshak'ın, İbrahim'in, onların ilahına ibadet edeceğiz. Yani tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Ve nahnu lehu muslimun, ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Tilke ümmetun gad halet, onlar bir ümmetti, geldi geçti. Leha ma kesebet, onların yaptıkları kendilerine. Ve lekum ma kesebtum, ve sizin de yaptığınız yine kendinize. Ve la tus'aluna amma kanu ya'malun, siz onların yaptıklarından suale çekilecek değilsiniz. Bu da gerçekten çok önemli bir değerlendirme. Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların yaptıkları kendilerine, sizin yaptığınız da yine kendinize. Şöyle düşünelim. Diyelim Hazreti Nuh peygamberdi
Ama oğullarından birisi iman etmedi. Böyle olunca babasının peygamber olması o kimseyi kurtarmıyor. İşte onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların yaptıkları kendilerine, sizin yaptığınız da yine kendinize. Demek ki bu anlamda kuru kuruya ecdatla iftihar etmek uygun bir şey değil. Elbette yani ecdadımız bizim köklerimizdir. Onların güzel halleriyle iftihar ederiz. Buna diyecek herhangi bir şey yok. Elbette insan ecdadını bilir. Onların güzel yönleriyle iftihar eder. Ama ayette de dikkat çekildiği üzere şunu unutmamak gerekir ki onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların yaptıkları kendilerine, bizim yaptığımız da bize. Allah-u Teala zamanında onları değerlendirmiş. Onları imtihana tabi tutmuş ve onlar imtihanın hakkını vermişler veya verememişler. Onlar geldi geçti. Şu anda tarih sahnesinde biz varız. Şu anda biz imtihana tabiyiz ve şu anda bizim durumumuza bakılıyor. Bakalım şu andaki nesiller ne yapacak? Bu açıdan görevimizi yerine getirmek son derece önemli. Mesela ecdadımız Osmanlı tarih sahnesinde çok şaşalı bir şekilde yer almış. Osmanlı gerçekten en muhteşem devletlerden birini kurmuş. Üç kıtada hakim olmuş. Akdeniz tamamen bir Türk gölü halini almış. Şu anda Osmanlı'nın o geniş sınırlarında 36 tane devletin yer aldığı ifade edilir. Ve Osmanlı padişahlarının fermanıyla Avrupa'da diyelim krallar yerinden indiriliyor veya bazıları kral olarak geçiriliyor. Bu şekilde muhteşem dönemler gelmiş. Ve bunlarla iftihar edilir. Gerçekten iftihar edilecek bir tarihimiz var. Ama kuru kuruya bir iftihar değil, aynı zamanda onlara layık olmaya çalışmak lazım. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim, onlar bir ümmetti, geldi geçti, onların yaptıkları kendilerine, sizin de yaptığınız kendinize diyor. Ve siz onların yaptıklarından mesul değilsiniz. Yani ecdadımızın bazı hataları da olabilir ama onların hatalarından dolayı biz sorumlu değiliz. Hani halk arasında derler, her koyun kendi bacağından asılır. Yani herkes kendi yaptığının karşılığını görür. Kendi yaptığından dolayı mesuldür. Buna hukukta suçun şahsiliği deniyor. Dolayısıyla herkes kendi yapmış olduğu neyse bununla alakalı bunun hesabını verecektir. İşte bu hesaba hazır olmak lazım. Ve şu anda biz tarih sahnesindeyiz. Şu anda imtihan edilen kimseler olarak biz varız. Bizden öncekiler görevlerini yaptılar. Acaba biz ne durumdayız? Bunlara böyle dikkat etmek, ona göre hayatı geçirmek gerekiyor. Bu hakikati bilmeyen bazı insanlar, işte benim dedem hocaydı, babam hocaydı derler. Ve babalarının, dedelerinin hacı veya hoca olmasıyla veya alim olmasıyla teselli bulurlar. Yani tamam, babanız hacıydı, hocaydı, belki de önemli kimselerdi. Buna bir diyecek yok. Ama siz ne durumdasınız? Bu noktada onların durumuna bakmak gerekiyor. Yoksa sadece onun babasının, dedesinin şöyle böyle olması o yeterli değil. Kendimize bakmak gerekiyor. Bu anlamda şu andaki hayatta yaşayan kimseler olarak ömrümüzü en iyi bir şekilde değerlendirmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasibi müyesser eylesin. Başka bir programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.